Sevgili fotoğraf sever dostlar merhaba. Bugün değineceğimiz konu fotoğrafçılığın belki de en önemli konularından bir tanesi. Net fotoğraf çekmek. Bunun için de bilmeniz gereken ufak tefek detaylar var. Biraz uzun olabilir. Kusura bakmayın. Bunların hepsini işlemek zorundayım. Kendinizi olabildiğince sabitledikten sonra çekeceğiniz objenin hızı, sahnenin ışık ortamı ve alan derinliğine göre diyafram, enstantane, ISO, odak kipi ve netleme tipini ayarlamalısınız. Bu ilişkiyi anlamak için ilişkinin içindeki bütün ögelerin özelliklerini ve çalışma mekanizmalarını anlamak gerekiyor. Ama önce... Ben Erdin Çomaç, Fotoğraf Çekmek Kolay'a hoş geldiniz. Ben bu kanalda fotoğrafçılıkla ilgili her şeyi olabildiğince sade ve anlaşılır bir dilde bol örnekle içerikler hazırlıyorum. Eğer bu içerikler beni ilgilendiriyor diyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü abone olmanız bana da çok yardım olacaktır ve belki de bu videoların daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayacaksınız. Önce kendinizi sabitlemek ne demek ona bir bakalım. Yatay çekimlerde 2 dikey çekimlerde en az bir dirseğinizi gövdenize dayayarak tripod ya da monopod olarak kullanın. Mümkünse sırtınızı da bir zemine dayarsanız ekstra bir durağanlık yani ekstra bir stabilite kazanmış olursunuz. Ayrıca deklanşörünüze tetik çeker gibi sıkmayı tercih edin. Deklanşör titremesinden dolayı oluşabilecek titrek fotoğraflarınızda bir nebze önlemiş olursunuz. Şimdi kademe kademe gitmek gerekirse Önce lensleri anlamaktan başlayacağım. Enstantane hızıyla doğrudan ilişkisi vardır. Genel olarak lensin odak uzunluğu altında bir enstantane hızı tavsiye edilmez. Ama unutmayın ki özellikle Fuji film kullanıcısıysanız siz bir APS-C sensör dolayısıyla da ona uygun lensler kullanıyorsunuz. Sizin bu rakamı 1.5'la çarpmanız gerekiyor. Hatta onunla da yetinmeyip on biraz daha üzerinde bir enstantane hızını minimum enstantane hızı olarak ayarlayın. Mesela Fuji filminiz 16 mm'lik bir odak uzunluğu sahipse çarpı bir buçuk bunu 24 milimetreye getirir sizin kullanmanız gereken benim size tavsiye edeceğim en düşük enstantane hızı saniyenin 1 bölü 30'udur Ayrıca da unutmayın ki her lensin bir keskin noktası vardır bu genellikle en düşük f değerinin 2 stop üstü ile o lensin en yüksek f değerinin 2 stop altı arasındaki değerlerdir ortalama f 5.6 ile f 11 arasında değişen değerlerdir bunlar lensinizi deneyerek bunun sonucunu daha iyi anlarsınız Fotoğraf çekerken ihmal etmemeniz gereken ve dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi de lensinizin net alan derinliğine göre fotoğraf çekmektir. Bir de tabii odak noktası hatası yapmamak lazım. Özellikle ekranı ters ve açık kullanıyorsanız ve lensi değil de vizörü kullanıyorsanız bir bakmışsınız ki burnunuz bambaşka bir noktayı netlemiş ve beklemediğiniz fotoğraflarla karşılaşırsınız. Buna dikkat edin. Ha odak demişken fotoğraf makinenizde iyice anlamanız gereken ve çektiğiniz sahneye doğru ayarlamanızda fayda olan iki kip vardır. Bunlar netleme ve odak kipleri. Netleme kipindeki ayarlar normal şartlarda XT, 2XT, 3XT, 4 gibi makinalarda fiziksel bir düğme olarak ama ilk sesyonunuzda menüden değiştirebileceğiniz ayarlardır. Bu ayarları da fiziksel bir tuşa atayabilirsiniz. Birinci ayar S yani single yani tek. Deklanşöre yarım basarak odak karenizin yeşil renge dönüşmesi, deklanşöre tam bastığınızda kareyi almanızı sağlayan bir özelliktir. Bu özelliği genellikle daha sabit sahnelerde tavsiye edilir. Bu kipin avantajlarından bir tanesi de sürekli joystickle odak noktanızı, netleme noktanızı ayarlamak yerine onu ortada bırakabilir. Gelip önce net olmasını istediğiniz objeyi netleyip ondan sonra istediğiniz şekilde karenin içine yerleştirip deklanşöre basarak fotoğrafınızı da çekebilirsiniz. İkinci netleme kipi C continuous yani devamlı. Deklansöre basılı tuttuğunuz sürece, odakladığınız obje hareket ettiği müddetçe o objeyi yeniden yeniden netlemek için çaba gösterecektir. Bu kipi daha hareketli sahnelerde kullanmayı tercih ederiz. Son kipte M olan manuel kiptir. Netleme kontrolünün tamamen sizde olmasını istediğiniz senaryolarda kullanmanızı tavsiye ettiğim kiplerden bir tanesidir. Gelelim odak kiplerinize. Sabit kare ya da sabit nokta kipi. O karenin ölçüsünü ayarlayabildiğiniz, çok, büyü, çok büyümeden tabii ve genellikle daha hareketsiz sahne çekimlerinde size daha yüksek netleme kontrolü sağlayacak. Bölge kipi ise netleme kare alanını daha geniş tutarak daha çok netleme karesini kullanacaktır ve genellikle daha hareketli sahne çekimlerinde tercih edilen bir kiptir. Ama unutmayın ki bölge netlemesinde kontrol çok da sizde değildir. Gelelim geniş takipli odak kipi ne? Deklanşöre yarım basarak kilitlendiğiniz bir objeyi nereye hareket ederse etsin sonuna kadar takip eden bir kiptir. Bu kipi genellikle hareketleneceğini bildiğiniz objeler, ögeler için hareketlendiği anda hareket anını net yakalayabilmek için kullanmanız gereken bir kiptir. Mesela bir kuş, hareket halindeki bir araba, bir tren, gol atan ya da kurtaran bir futbolcu, smaç vuran bir basketbolcu gibi durumlarda kullanmanızı tavsiye edeceğim kiptir ve nihayetinde hepsi karenin tümüne hakim olur. Ben bunu bir tek şekilde kullanıyorum ve sürekli orada bırakıyorum. Bu kip sayesinde bütün diğer kiplere hakim olabiliyorsunuz tek bir hareketle. Daha önce de zaten XS10 menüsünün açıklamasında da o kiple ilgili bilgi vermiştim. Bir de tabii ki ekranın tümünü kapsadığı için netlemeyi tamamen makinenin keyfine bırakırsınız. Bunlar da bizim otomatik ve manuel odaklama kiplerimizdi. Gelelim enstantane ayarına. Enstantane anlamak, titrek, bulanık olmayan net resimleri yakalamak için önemlidir. Dolayısıyla çektiğiniz sahnenin ortam ışığının size izin verdiği en yüksek hızı tercih etmeye özen göstermelisiniz. Elbette ki bu ayar objenin sabitliğine ve ortam ışığınızın gücüne göre değişkenlik gösterecektir. Hızlı objelerde önceliği tabii ki enstantaneye vermelisiniz. Objenin hızına göre objeyi yakalayacak enstantane hızını ayarladıktan sonra gerekli düzeltmeleri ya da yardımları önce diyafram ayarınızdan daha sonra da ISO ayarınızdan faydalanarak telafi edersiniz. Örnekler vermek gerekirse sokakta yürüyen bir insan için 1 bölü 125 yeter iken koşuşturan bir çocuk ya da bir kedi köpek için 1 bölü 500, 1 bölü 250 gibi hızlar tercih edilir. Ama bunun üstündeki daha hızlı objelerde, yarış arabaları ve buna benzer şeylerde 1 bölü 1000 ve üstünü düşünmenizde fayda var. Sabit objelerde ise lense oranla sizi kurtaran en düşük değere ayarladıktan sonra önceliğinizi lensinizin en keskin F değerine ayarlamaya göre yapabilirsiniz. Bilirsiniz. Böylelikle acayip net ve keskin fotoğraflar yakalarsınız. Gelelim ISO'ya. Net fotoğraf demek sadece titrek olmayan fotoğraf demek değil. Olabildiğince temiz fotoğraf demek. Bu da olabildiğince grensiz fotoğraf demektir. Mümkün olduğu kadar fotoğraf makinenizin en düşük ISO ayarını öncelikle tercih edin. Ama unutmayın ki titrek ya da bulanık fotoğraf çekmektense grenli fotoğraf çekmek tabii ki daha akıllıcadır. Özellikle Fuji düşünüldüğünde Fuji'nin ikili ISO sistemi size bazı avantajlar sağlıyor. Nedir bunlar? 160 ile ya da 200 ile 640 asa arasında birinci amplifikatör devrededir. 640 asadan sonra ikinci amplifikatör devreye girer. Böylelikle 800 ya da 1000 asada çektiğiniz fotoğrafların 500 asadan daha temiz kareler çıkarttığını şaşırmayın. Sebebi budur. Kendi kişisel tecrübelerimden size tavsiye edebileceğim 3200 asaya kadar başarılı, 6400 asaya kadar da kabul edilebilir kareler yakalarsınız bu makinelerde. Bu bilgiler ışın çektiğiniz sahnenin ortam ışığı ile ögenin odağı arasındaki ilişkiyi anlamak ve çözmek daha net kareler yakalamanızı sağlayacaktır. Normal şartlar altında bu bölüm burada bitti ama size kıyamam be. Bir de bonus bilgi vereceğim size. Fotoğraf makinenizin çekim kiplerini kullanarak net fotoğraf çekme konusunda ilave yardım alabilirsiniz. şöyle bastığınızda bir kare yerine bir saniyede 3 tem başlayıp bu makinalarda bir saniyede 30'a kadar kare çekebilirsiniz. Bırakın 30 kareyi. bir saniyede bir kare yerine 8 kare bile çekseniz o 8 karenin içerisinde inanın ki titrek olmayan son derece keskin bir kare yakalama itmaulnis %99'dur. Bunu niye tavsiye ederiz? Şu deklanşöre bastığınızda o ilk bastığınız mutlaka en sağlamımız bile nispeten bir parça titretir. Dolayısıyla ilk karenin bulanıklığını ikinci kare, üçüncü kare, dördüncü kare ya da beşinci kare mutlaka önleyecektir. Ve çok daha net ve keskin bir fotoğraf verecektir size. İki ayar var. Bir tanesi CL olarak gördüğünüz 1 bölü az kare saniye deklanşörü. İkincisi de CH olarak gördüğünüz bir bölü çok kare saniye çekimidir. CL continuous low, CH continuous high. Çektiğiniz sahnenin hızına göre objenin ya da ögenin hareket hızına göre CL'yi ya da CH'yi tercih edebilirsiniz. Portre çekimlerinde ben CL kullanırım ama çok hızlı çekimlerde CH'yi kullanmayı tercih ederim. Güzel bir uçan kuşu yakalamak için, koşturan güzel bir hayvanı yakalamak için, koşturan benim torunu yakalamak için inşallah olduğu gün. <laughs> yani bu tür fotoğraflar için o zaman daha hareketli ve daha hızlı objeler için CH'yi tercih edersiniz. Ha unutmadan tripod ile fotoğraf çekiyorsanız tabii ki bunları kullanmayacaksınız. Tek kareyi yani S'yi de kullanacaksınız. Yani single shot'ta kullanacaksınız. Sevgili dostlar, umarım bu video çok uzun olmamıştır, açıklayıcı olmuştur. Bütün kareleri net ve keskin çekeceğinize ben inanıyorum. Videoyu sonuna kadar seyrettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bildirim butonuna basarsanız bu içeriklerimi kaçırmamış olursunuz ve bu içeriğin bunu hak ettiğine inanıyorsanız beğenmeniz benim için çok değerlidir. Sevgili dostlar, yorumlarınızı benden eksik etmeyin. Sorularınız varsa sormaktan çekinmeyin. Talepleriniz olursa da lütfen yorumlar bölümüne yazmaktan kaçınmayın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.